Arkadaşlar merhaba, hepiniz videoya tekrardan hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bir önceki videoda Ahmet abiyle birlikte çok zorlu bir safari yapıp inanılmaz yorulmuştuk ve birkaç gündür dinleniyorduk. Bu esnada Ahmet abi geçen haftalarda yayınladığım Hadzabe kabile videosunu ne kadar beğendiğinden bahsetti. Ve hazır bu kadar yakınken o kabileye tekrar gitmek istediğini söyledi. Kabileyi tekrar ziyaret etme fikri beni de çok heyecanlandırdığı için hemen bir taksi tuttuk ve kabilenin yaşadığı yer olan Eyasi Gölü'nün kenarına doğru yola çıktık. Hadzabeler Afrika'da kalan son gerçek avcı toplayıcı kabile ve Tanzanya'nın kuzeyindeki Eyasi Gölü'nün kenarında yaşıyorlar. Ok ve yaylarıyla sadece doğadan avlayabildikleriyle karınlarını doyurup kök, yaprak ve bitkileri yiyerek hayatta kalıyorlar. Sayıları yaklaşık 1300 civarında kalmış olan bu özel insanların 30 kişilik bir grubuna geçtiğimiz haftalarda misafir olmuştum. Yaşadıklarımı ve av günümüzü de yine önceki videolarda size aktarmıştım. Şimdi ise daha uzun süre kalmak ve eğer mümkün olursa Hadzabelerin en sevdiği av olan babun avı gününe denk gelebilmek için Ahmet abiyle birlikte tekrar gidiyoruz. Toplamda yaklaşık 4 gün geçirdiğim bu kabilenin hayatı bana da Ahmet abiye de ve yorumlardan anladığım kadarıyla sizlere de o kadar farklı geldi ki bir gözlemci olarak bu kabilenin 24 saati nasıl geçiyor size bunu anlatmaya karar verdim. Sokoroma hanga. Mu en mubeye. Ya. I always try to remember. Hadzabe kabilesinin günü her sabah güneş doğmadan başlıyor. Uyanan kabile üyeleri ok ve yaylarını alıp yaşadıkları evlerden çıkıyor ve bir ateş başında toplanıyorlar. Günün planı kabile lideri tarafından herkese anlatılıyor. Herkes ısınıp oklarını ve yaylarını da gecenin neminden arındırdıktan sonra yola çıkılıyor. Hadzabelerin tek besin kaynakları her sabah çıktıkları yürüyüşte avlayabildikleri hayvanlar ve 30 kişilik tüm grup her gün bu avın sonucunu bekliyor. Aynı zamanda tek ciddi kıyafetleri de avlayabildikleri büyük hayvanların postları. Büyük bir hayvan avlamak güç ve yetenek göstergesi olduğu için en güçlü hayvanın postunu giymek de çok önemli. Gençler av yeteneklerini geliştirene kadar bizim gibi kumaştan yapılmış kıyafetler giyip büyüdükçe avladıkları hayvanların postlarını giyip güçlerini ve yeteneklerini diğer üyelere sergilemeye başlıyorlar. Her türlü hayvanın en aktif olduğu saatlerin sabah erken saatler olduğunu çok iyi bildiklerinden güneş daha doğmadan yürüyüşe başlayıp hava çok ısınmadan önce bu av yürüyüşünü bitirmeyi hedefliyorlar. Karşılarına çıkan her canlıyı avlanabilir olarak görüyor ve avlıyorlar. Ama onlarla birlikte gelen köpeklerle karşılıklı bir fayda ilişkisi içindeler. O yüzden köpekler güvende. Bir de yaşlı üyeler öldüğü zaman cenazelerini yedirdikleri sırtlanlara saygı duyuyor ve onları da yemiyorlar. Yamyamlıkları da yok tabii ki. O yüzden bu üç canlı türü yani köpek, insan ve sırtlan dışında her şeyi yiyorlar. Haftaya uzun versiyonunu izleyeceğiniz bu av gününde bir domuzu ayaklarında eski araba lastiklerinden yaptıkları terlikler ve ellerindeki yaylarıyla birlikte kovalayıp yakaladılar. Bu hayvanın izini nasıl sürdüler ve nasıl yakaladılar? Haftaya bunu izleyeceksiniz. O yüzden şimdilik bu kısmı geçiyorum. Bizimkiler tüfekle vuramıyor. Tüfekle arabayla peşinden koşup vurmaya çalışıyorlar. Çoğunu da vuramıyorlar. Adamlar koşarak domuzu yakaladılar. İnanabiliyor musunuz buna? Koşarak yakaladılar. Her günleri bu av yürüyüşleriyle başlıyor. Karşılarına çıkan kuş, sincap, sıçan, bal porsuğu, maymun ve antilop gibi her türlü canlıyı avlayıp öğlen olmadan yaşadıkları bölgeye geri dönerek pişirme işlemlerine başlıyorlar. Avlanan hayvanların nasıl paylaştıklarını ve kadınlara neyi ne kadar gönderdiklerini anlamak pek mümkün değildi. Fakat aralarında bir hiyerarşi ve kurallar bütünü olduğunu hemen anlayabiliyorum. Ava gelenler ateşin başında avlarını tütsüleyip yemeye hazırlanırken gelmeyen ya da gelemeyenler de arka tarafta oturup sıralarını bekliyor. Onlar yemeklerini pişirmeye devam etsinler. Ben de bu sırada size bu videonun sponsoru olan Surfshark'ı tanıtayım. Surfshark bir VPN sağlayıcısı.
Yani sizin internete bağlı olduğunuz yeri, yani IP adresinizi değiştiren bir sistem. Eğer benim gibi sürekli farklı otellerde ya da kafelerde internete bağlanmak zorundaysanız, bilgilerinizi gizli tutmanın, yani VPN'in ne demek olduğunu zaten çok iyi biliyorsunuz demektir. Herkesin VPN kullanmak için farklı sebepleri olabiliyor. Fakat ben sürekli ülke değiştirdiğim için kullanıyorum. Bizim ülkemizde de olduğu gibi her ülkede erişimi kısıtlanmış olan birçok internet sitesi var ve bu çalışmalarımı aksatmasın diye VPN ile gerekli ülkeye bağlanıp işlerimi herhangi bir aksaklık olmadan halledebiliyorum. Bir gezgin olarak bana en önemli faydasını ise hava yolu ve konaklama sitelerinde görüyorum. Ülkemizin bayram ve resmi tatillerini bildikleri için o günlerde bize farklı, yabancı bir ülkeden bakanlara ise farklı fiyat gösteriyorlar. Aynı şeye VPN ile Avrupa ya da Amerika'dan baktığım zaman hep daha ucuz fiyatlar bulabiliyorum. Bir de Afrika'ya gelince anladım ki Netflix içerikleri ülkeden ülkeye inanılmaz şekilde değişiyormuş. VPN ile bağlandığım ülkenin bütün içeriklerini görüp sıkılınca 100'e yakın ülke seçeneği sunan Surfshark ile yeni bir ülke listesine geçiş yapabiliyorum. Aylardır bilgisayarımda ve telefonumda kullandığım Surfshark bir tek üyelik ile sınırsız cihaza bağlanabiliyor. Şuradaki QR kodu okutarak ya da buradaki kampanya kodunu açıklamadaki linke girerek 3 aylık ücretsiz hediyenizi görebilirsiniz. 30 gün para iadesi de verdikleri için VPN'i kullanmaya hemen şimdi başlayabilir ve ne kadar haklı olduğumu görebilirsiniz. Yemek kokuları geliyor burnuma. Yemek hazırlanmış sanırım. Haydi şimdi videoya geri dönelim. Avladıkları hayvanların hiçbir parçasını israf etmeden yiyorlar ve misafirlerine de birkaç parçayı ikram etmeyi asla unutmuyorlar. İnanılmaz güzel pişirmişler ateşin yanında. Thank you. Yemekleri yedikten sonra hiç vakit kaybetmeden ertesi günün hazırlıklarına başlıyorlar. Av esnasında boşa giden ya da ağaçlara sert şekilde çarpan oklardan kaybolan ve zarar görenlerin yerine yenilerini yapmaları gerekiyor. Hangi oku kaybettilerse onun yenisinin yapımına hemen ateş başında başlıyorlar. Yine önceki videolarda kullandıkları okları detaylı şekilde anlattığım için bu videoda bu kısmı tekrar etmeyeceğim. Ama kuşlar, sincaplar, babunlar, sıçanlar için ayrı ayrı okları var ve en özel oklarını da antilop gibi çok büyük hayvanlarda kullanmak için zehirli bir macunla kaplıyorlar. Eğer bu ok türlerini merak ederseniz şu üst tarafa bıraktığım linkten tıklayarak o videoyu izleyip ok türlerini öğrenebilirsiniz. Her Hadzabe üyesi kendi yayını ve okunu yapmakla yükümlü. Herkes sorumluluklarının farkında ve kimse birbirini kayırmıyor. Çünkü bu, sonraki günlerde avlarını ve karınlarının doymasını garantilemek için nesilden nesile öğretilmesi ve aktarılması gereken bir meziyet. Hadzabeler oklarını ve yaylarını o coğrafyada buldukları ağaçlardan yapıyorlar. Bu yapım aşamalarının en ilginç yanı avladıkları büyük hayvanların tendonlarını yalayarak yumuşatıp sonrasında gerekli yerlerde kullanmaları. Okların arkasındaki tüyleri bağlamak, metal ok uçlarını ağacın içine sabitlemek ya da yayın kirişini yapmak için bu tendonları kullanıyorlar. Hiçbir modern ekipman kullanmadan bunları yapabildiklerini görmek gerçekten beni ve Ahmet abiyi çok şaşırtıyor. Ve yaptıkları yaylar öyle hafife alınacak şeyler değil. Onların çektiğinin yarısı kadar bile çekemediğim inanılmaz sağlam ve güç gerektiren aletler. Koku full all the way. Koku. Yeah. All the way. There are two small bodied people that are very strong. So strong. Respect. Şöyle kocaman, ne kadar? 1.5 metre aşağı yukarı bir ok. Az önce şef de denedi. O da sakatlandı bence. İnanılmaz sert. Ya ve
bunu çekebilirsen eğer bundan çıkan güçle giden ok her şeyi öldürür herhalde. Erkekleri ok ve yaylarıyla yalnız bırakıyorum şimdilik ve kabilenin kadınları neler yapıyor diye merakla o tarafa gidiyor. Hadzabe kadınlarının günü erkeklere göre biraz daha geç başlıyor. İlk başta evlerinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ha, ev dediğime bakmayın, hava hep sıcak olduğu için çok ciddi yapılar inşa etmeleri hiç gerekmemiş bu coğrafyada. Çoğu kabile üyesi dışarıda ya da yerde yatıyor. Fakat bazıları doğada buldukları bitkiler ve dallarla çok basit barakalar oluşturmuş. İçindeki birkaç parça örtü de yataklarını oluşturuyor. Avcı toplayıcı olarak yaşadıkları için her an bırakıp gitmeye, yanlarında hiçbir şey taşımamaya hazırlar ve gidilen her yerde de yenisini inşa edebilecek kadar bilgililer. Kadınlar günlerine avdan gelecek olan hayvanları pişirmek için odun toplamaya giderek başlıyorlar. Her aile kendi ateşi için odun toplamaktan sorumlu. Bu odun yürüyüşlerinde gördükleri yenilebilir ot ve yaprakları da toplayarak yollarına devam ediyorlar. O günün ihtiyacı neyse ve ne kadar lazımsa onu alıp açgözlülükle gördükleri tüm yenilebilir şeylere saldırmıyorlar. Sonraki günlerde de aynı bölgeye gideceklerinin bilincindeler. Güzel bir toplayıcılık yürüyüşü sonrasında şarkılar söyleyerek geri dönüyoruz. Böyle yürüyünce izci kamplarım aklıma geldi. Dedim bir şarkı söyleyeyim. Baltalar elimizde, uzun ip elimizde. Biz gideriz ormana, hey ormana. Bu biraz uzun oldu. Bir de durun bakayım, gezmek en kolay dedirmeye çalışayım. Bakalım nasıl olacak. Gezmek en kolay. 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 Döndükleri anda hiç vakit kaybetmeden ayıklama ve hazırlık işlemlerine başlıyorlar. Toplanan odunlarla hemen ateşler yakılıyor, ot ve yapraklarla da yemek yapım işlemleri başlıyor. Çocuklar da sabırsızlıkla paylarını bekliyorlar. Ha, çocuk demişken siz ne yapıyorsunuz gençler? Ok yapımını öğrenmiş olan genç kabile üyeleri kendi ok ve yaylarını yapıp gün içinde bulabildikleri küçük kuşlarla avcılık yeteneklerini geliştirmeye çalışıyorlar. Eğer başarılı bir atış yaparlarsa bana getirip göstermelerini istedim ve anlaştık. Sonra da gün içinde neler yaptıklarını sordum ve bizi alıp götürmeye başladılar. Biz çocuklarla birlikte yürürken aşağıya bir beğeni bırakmanızı rica edeceğim. Bu, beni 2 yıllık Afrika yolculuğumda desteklemenin en etkili ve ücretsiz yoludur. Teşekkür ederim. Abi bak şunlar, o dediğim bitkiler. Getiriyorlar buraya, dikiyorlar. Yeşil kalıyor. O sayede güçlü kalıyor. Zemini bununla oluşturup şunlarla da yukarıyı yapıp yine aynı bitkilerden şöyle bir çatı yapıyorlar. Bu kadar. Kope kope. Kope kope. Kope kope. Kope kope. Anladın mı ne anlattığını? Allah anlattı. Ne çıkarır öyle sesi? Hangi hayvan çıkarır? Kumru. Kumru. Kumru diyor. Ateşi yakarız burada bak. Tüy zaten her yer.
burada yeriz. Koku. Koku. Tenga u. Hama koku. Tenga u. Hama tenga u. Bami aku eti kwa sabi kutolongo tu. Ei boku. Namu. Boku. I'm going to go. Sonrasında erkeklerin yanına dönüyoruz. Öğlen sıcağına kaçmak için bir ağacın altına geçmişler ve ok yapımına devam ediyorlar. Yeni gelen misafirleriyle sohbet etmeyi ve şakalaşmayı daha ihmal etmiyorlar. Abi ya tabi. Evet ya abi misika dua ile teko. İyi kontak. Uwa macete teko. Bete tamane. Ako. Uwe kona chuta a. Bu yanındaki arkadaş yapmış bunu kendi eliyle. Normalde güzellik anlayışlarının içinde böyle renkli şeyler takmak. Kafalarına, boyunlarına, kollarına. Böyle gördüğünüz gibi böyle renkli şeyler takmak var. Hem kadınlar hem erkekler bunları kullanıyor. Bu kabilenin güzellik ve süslenme anlayışlarından bir tanesi bu. Ama bizde olduğu gibi böyle şeyleri işte kadınlar takar erkekler takmaz gibi bir fark yok. Kadın erkek ayrımı yok. Her şeyi herkes yapabiliyor. Gördüğünüz gibi abilerle birlikte. Onda da var. Boynunda da var. Bende de var. Abi sana diyor ki yakışıklı diyor, sakalı makalı da var diyor. Nubeye teşekkürler demek. Nubeye. Bak söylediğim bu. Bayağı sulu. Bayağı akıyor. Çok ilginç. Baya yoğun sürdün ya. Bir şey olmaz. Sinek. Kameraları kurmak için oturup kalkarken sırtıma birkaç kez ağacın dikenleri battı ve benim için hemen ağacın o dalını kesip uzaklaştırdılar ve bana rahat bir şekilde oturabileceğim bir ortam hazırladılar. Adamlar hem nazik hem düşünceli. Mubeye kuku. Kuatkata takuk. Nubeye koku. Kuatkatete koku. Nubeye. Nubeye. Ok ve yay yapımlarını tamamladıktan sonra hem deneme atışı yapmak hem de bizi bir teste sokmak için kampın birazcık dışına götürüyorlar.
Elimize verdikleri ok ve yayları nasıl kullanacağımızla ilgili kısaca bir eğitim alıyoruz. Nasıl tutuluyor, nasıl atacağız ve gerekli detayları bize aktardılar. Bayağı becereceğiz bu işi. Abi becereceğiz, kıracağız bu işi. Birkaç deneme yapıp atan alır ilkesine göre hareket ederek oklarımızı topladık ve bir tur daha. Aldı elimden okları. Hı. Bir tane daha vardı. Üç atış diyor mu? Bak, kendi oklarını hemen anlıyorlar. Bir deneyim bakayım ya ha. Dene de yıkıldın. Bizim atalarımız Orta Asya'dan at üzerinde ok ata ata gelmişler. Dayı, bizim kanımızda var bu iş dedim. Birkaç göz kamaştırıcı atış yaptım. Al bir canlı tut be. Biraz tutuyor onunla. Bir tane daha. Yes. Vay. Şöyle üç parmakla tutuyorsun. Ve... çöküyorsun. Ellerim koptu. Parmaklarım falan ayrıldı, ortanın ikiye bölündü. Alo, çok iyi. Nube ya. Hadi. Çiğko. Çiğko. Ahmet abi de çok etkilendi. Vay. Arkamdaki herkes de mest olmuştur diye düşünürken meğer sadece ok ve yayını benimle bırakmak istemeyenler kalmış geride. Sanırım atalarımızın yetenekleri bana pek geçmemiş. Sonra hiç deneyimlemediğim ama hep merak ettiğim bir eğitime soktular beni. Sürtünme ile ateş yakma. Bunun gizli püf noktalarını sizinle de paylaşayım. Alttaki ağacın yumuşak ve aşınabilir bir ağaç olması, üstteki elimin arasında tuttuğum ağacınsa sert bir ağaç olması gerekiyormuş. İkisi de aynı cinsten olursa çok zor yakarsın ateşi dediler. Tek yapmanız gereken aşağıya ittirerek çevirmekmiş. Yıllarca kampa gittim. Hiç şöyle bir şey yapmamıştım. Afrika'ya kısmetmiş. Yaktım. Ateş sonrası kadınların yanına tekrar döndüm. Onlar da bir ağacın altına geçmişler ve çocuklarıyla birlikte sohbet edip kültürel aktarım yapıyorlar. Hadzavelerde kadınların bazı sorumlulukları varmış. Birincisi, burada olduğu gibi bebeklerle ilgilenmek ve büyütmek. İç gülüm. Su taşımak için şişeyi çok kullanıyorlar. Elimizdeki şişede de birazcık su kalmıştı. Onu verdim. Hemen
en küçüğü beslemek için kullanıyorlar bunu. Ellerine eğer bir kuş, bir hayvan, et geçerse ya da böyle temiz, tertemiz bir su geçerse onu her zaman en küçüğü beslemek ve onu desteklemek için kullanıyorlar. Çünkü bu yaşamın içinde ortalama 4-5 tane çocukları oluyormuş ve yarısından fazlasını kaybediyorlarmış. Yani böyle sağlıkla ilgili olan şeyleri, çocuklara güç verebilecek, onları büyütebilecek olan şeyleri direkt olarak çocuklarda kullanıyorlar. Gençlerden birisi yeteneklerini geliştirirken vurduğu kuşu getirip bana gösteriyor. Wow, av getirdi. A bird. It's not dead. Is it dead? Müslüman. Bununla vurmuşlar. Bu az önce göstermişlerdi geldiğim zaman, işte kuş için kullanılıyor, küçük kuş. Vurmuşlar kuşu. Ve bu kuş hemen önündeki kardeşine veriliyor. Kardeş birazcık oynadıktan sonra ateşin üstüne atıp pişiriliyor ve yine aynı bebeğe yediriliyor. İkinci sorumlulukları evleri inşa etmekmiş. Ormandan buldukları bitkileri tekrar dikerek sağlam bir temel oluşturup üzerine kuru odunlarla bir iskelet yapıyorlar ve onun üzerine de farklı otlarla örtüyorlar. Çok az süren yağmurlu sezon için üstünü muşambayla kapladıkları da oluyormuş ama bu hava sıcaklıklarında genelde buna pek ihtiyaç duymuyorlar. Ormandaki tüm bitkileri tanıdıkları için ilaç yapımındaki bitkileri de onlar topluyor ve ilaç haline getiriyorlarmış. Son olarak sadece kadınların değil, erkeklerin de yaptığı takılar var. Herkes boş zamanlarında kendilerini güzelleştirmek için boncuklardan takılar yapıyor ve neredeyse her Hadzabe üyesi bu takıları kullanıyor. Bu boncukları da yılda birkaç kez gittikleri kasabadan alıyorlar ya da onları ziyarete gelen insanlar onlara hediye olarak bırakıyormuş. Kadınların yanından yavaş yavaş ayrılıyorum çünkü kabileye bir sürpriz yapacağım. Bu sırada şunu da hatırlatayım. Eğer merak ettikleriniz ve sormak istedikleriniz varsa lütfen yorumlara bunu yazın. Hala kabileyle birlikteyken bu soruları derleyip onlarla bir soru cevap videosu yapayım. Hep siz bana bir şeyler gösterdiniz. Gelin benim de size bir sürprizim var dedim. Hepsini etrafıma topladım ve sazımı çıkarttım. Anadolu'daki atalarımdan bana geçtiğinden emin olduğum yeteneğimi gururla sergiledim ve Aşık Veysel'den bir türkü çaldım. Beni hor görme kardeşim, beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben turş muyum? Aynı vardan var olmuşum, sen gümüşsün, ben saç mıyım? Aynı vardan var olmuşuz, sen gümüşsün, ben saç mıyım? Ama kabile. Ama kuyma. Ha, yu. Kuyma. Teko. Türkü bitince bir anda sazı istediler elimden ve bir iki ses kontrolünün ardından resmen şok içindeyim. Adamlarda her yetenek var ya. Türkü sonrasında Ahmet abiyle biraz yürüyüş yaptık ve bir annenin akşam yemeği pişirdiğini gördük. Yemek hazırlığının sonlarına gelmiş olan bu anne, insanların ellerini yıkamaları için kaba bir parça su koydu ve ailenin babası önderliğinde el yıkama ve yemek yeme işlemi başladı. Ahmet abiyle birlikte o anları sessiz bir şekilde hem izledik hem de çektik. Bu anları kayıt altına alırken birbirleriyle olan ilişkilerine ve yemekle olan ilişkilerine dair çok fazla çıkarımda bulunduk. Ama ben siz bu videoyu izlerken yorum yapmayacağım. Fakat sizden izledikten sonra yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşmanızı rica ediyorum. Ой, так ок. Обе так ок, да. Кого это я ок? Я чую, на тебе, а то я. Там я вот так я. Ага, вот так я. Ага, вот так я.
gitti kokun. Evet anne lalla. Bu da kokun. Çoğu basam basam. İnna meten koku. Dola tsame ekwe. Kota tsame ekwe kwa kwa. Ana koko. Rota he kwa ishino. Apa apa na ke 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 ke. Na me oma. Kadi, mayo wapi? Mayo wapi kwetu? Na miti. Mayo gani yako? Ah. De gani yako? Ase ni chungu. Takwa hii ye ye. Kuna kwa tabo sana. Kuna kwa tabo. Ha? Kuna kwa tabo sana. Ha? Kwa hiyo si dai. Ai ye takwa te simye nami. Wa a dina ka ba munna mi di. Mm. La mi ta. A jambo ko. No ti to ba gole be. Ubay masi ama ko mi. Ha? Ubay masi I bought a bit of chocolate. But I'm going to chip him in. This is a bit. She's not going to be a bit of 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 a Ya ambo gabi. Ya kwa kana kwa tsholo mana Ai. Tog like that. Ah, pe makani. Makani. Na, ai kwenda. Sama sama, babu. Zana koko koe. Koe na ulu be. Kame na na koko koe na tsi. Paka na ba na ba. Zana koko koe tsi. Chao men. Zana men na. Na koko koe na tsi. Zana koko tumba. Zana to. Muta mbog 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 ni chao. Na bo kwa ki. Sama na kata ba mi akwa sa ni sambingo. Oga. Ai kaya ba. Ah. Che nana e ben nan i atit ale nakan tenan chega taka pun che nana in nana wa thozo ya mai that's e ben na ni shina kwa i e Güneş ışıklarını kaçırmadan bir de drone uçurdum ve sesi duyan tüm gençler yanıma gelip ne yaptığıma bakıp drone'u dikkatle incelediler.
Günün son aydınlık saatlerinde de herkes bir araya gelmeye başlıyor. Tam o sırada yine genç bir avcı günün başında yaptığımız anlaşmaya sadık kalarak vurduğu kuşu getirip bana gösteriyor. Bu kuş da yine grubun en küçük üyesine gidiyor. Kalabalık artıyor ve kabilenin şefi liderliğinde sohbete başlıyorlar. Amban en patanan en an awe. Amba. 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 En patanan. En patanan. En patanan. En an awe. En an awe. Ertesi günün planını, yaklaşan yağmurlu sezonla ilgili hazırlıkları konuşup herkesin fikir ve yorumlarını dinledikten sonra hava kararıyor ve herkes kendi barakasının yakınlarındaki bir ateşin etrafına toplanıyor. Kabilenin ortasındaki bir yere çadır kurmaya ve burada kalmaya karar verdik. Kabile üyelerinin de yardımıyla çadırımızı kurduk ve biz de bir ateş başına geçip oturduk. Birkaç saat insanlarla sohbet etmeye çalışıp Ahmet abiyle birlikte yaşadığımız bu eşsiz anı yorumladıktan sonra uzaktan şarkıya benzer bir ses duyduk. Ve tabii ki dayanamayıp yanlarına gittik. 3-4 kabile üyesi hep birazdan bir şeyler söylüyorlar ve ritmik bir şekilde dans ediyorlar. Turistik bir şey değil, kültürlerinin bir parçası olduğu hemen anlaşılıyordu. Fakat dini bir ritüel mi yoksa kutlama şarkısı ve dansı mıdır ben bunu anlayamadım. Birkaç dakika izledikten sonra beni de aralarına davet ettiler. Sözleri anladığım kadarıyla tekrar edip hareketlerine ayak uydurmaya çalıştım. Birkaç tur attıktan sonra kafalarımıza batan dallardan rahatsız olup daha geniş bir yere geçmeye karar verdiler. Sesleri duyan tüm kabile üyeleri de barakalarından çıkıp bu ritüele katıldı. Dini bir ayin olduğunu düşündüğümden bu sefer dahil olmadım ve Ahmet abiyle birlikte izlemeye ve bu eşsiz anın tadını çıkarmaya karar verdik. Afrika'da binlerce yıldır sürdürdükleri yaşam tarzlarını değiştirmeden halen ok ve yayla avlanarak ormandan topladıklarıyla yaşayan bir kabilenin dolunay altında dini bir ayinine denk geldik. Bu anı ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Afrika'da yaşayan bir kabilenin 24 saati nasıl geçiyor, neler yapıyorlar ve nasıl yaşıyorlar bunu size göstermeye çalıştım bu videoda. Videoyu soluksuz olarak buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim ve videoya bir beğeni bırakmanızı rica ederim. Kabileyle domuz avına çıktığımız bir sonraki videoda görüşeceğiz arkadaşlar.